şu anda tutuklanan bir takım fenomenler var. Her şeyleri ortada, meydanda. Ne yiyor onun resmini çekiyor, videosu çekiyor, yayınlıyor. Milletle bir şey var ki bunları takip ediyor. Sapık oğlu sapıkları takip ediyor. Gavur ne yapıyorsa aynısını biz de yapıyoruz. Ya bu gavur, bunun sınırı yok. Bunun dini yok, imanı yok, utanması yok, hayası yok, edebi yok, ahlakı yok, namusu yok bunun. Sen gavur gibi olamazsın ki. Ancak bak ehli kitap, sizin de aynı kendileri gibi olmanızı çok isterler. Bunu kim bize haber veriyor? Allah'ımız haber veriyor. Gavur kulunu iyi biliyor. Gavurun ne istediğini biliyor, gönlünü biliyor. Çünkü o yaratmış. Sizin de kendileri gibi olmalarını çok isterler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şerefli müminler, Bakara suresi 109 numaralı ayeti kerimedeyiz. Hafta içi her gün böyle ayet ayet dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince arz etmeye, anlatmaya, önce anlamaya sonra anlatmaya çalışıyoruz. Rabbimiz vadde kethirun min ehlil kitab. Ehli kitaptan çoğu şöyle isterler, şöyle temenni ederler, şöyle arzu ederler. Neyi arzu ederler? لَوْ يَرُدُّونَكُمْ Sizin dönmenizi arzu ederler. Onlar sizi döndürmek isterler. Ehli kitap kim? Yahudiler ve Hristiyanlar. Müslümanlar da ehli kitaptır. Yani kendilerine kitap verilen kimseler. Ama buradan maksut, buradan kasıt, Hristiyan ve Yahudiler döndürmek isterler. Min ba'di imanikum, imanınızdan sonra sizi Hristiyanlar ve Yahudiler döndürmek isterler. Neye döndürmek isterler? Kuffaran, kafirliğe döndürmek isterler. Yani onlar kendi yanlış değerlerine sizi döndürmek isterler. İsterler ki kendileri gibi olasınız. Çünkü onlar kendi düşüncelerinin en medeni, en uygar, en yaşanılır, en insancıl düşünce olduğunu zannederler. 18. sayfada şöyle bir ayet daha gelecek. Birkaç sayfa sonra وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar ta ki sizler giyiminizle, kuşamınızla, görüntünüzle, yemenizle, içmenizle, bütün dünya görüşünüzle onlar gibi oluncaya kadar, onların peşine takılıncaya kadar sizden memnun ve de razı olmazlar. Ne zaman ki onlara benzediniz, işte o zaman sizden memnun olurlar, razı olurlar. Aliye İzzet Begoviç'in bir sözü var. Müthiş bir lider. Allah ondan ebeden razı olsun. Makamı cennet olsun. Ne muhteşem bir adam. Siz de gençler okumadıysanız Aliye İzzet Begoviç'in mutlaka bir kitabını okuyun. Bir İslam deklarasyonunu okuyun. Onun ben bir iki kitabını okudum. O zaman anladım niye bu adıma bilge kral demişler. Aman ya Rab. Bugün İslam'ı biliyorum diyen pek çok kimseyi cebinden çıkaracak bir adammış. Bilgi olarak, birikim olarak, entelektüel olarak. Nasıl bir bakış açısı, nasıl bir birikim. Aman ya Rab. Onun sözü ne diyor bakın. Savaş düşmana benzenildiğinde kaybedilmiştir. Savaş bir yeri alıp yakıp yıkmak,
oraya hakim olmak değildir. Bu kaybetmek değildir. Ya eğer sen düşmana benzemişsen, düşmanı kovduktan sonra düşmanın şapkasını, foterini giymişsen, düşmanın elbisesini sırtına geçirmişsen, düşman gibi kokteyller yapıyorsan, balolar yapmışsan, içki içiyorsan, bunu çağdaşlık zannediyorsan, senin o düşmanı yendiğini iddia etmen beyhude ve aldatmaca. Bak, Hristiyanlar ve Yahudiler, siz onlar gibi oluncaya kadar asla ve kat'a sizden memnun olmazlar. Bir şey arz edeyim burada. Geçen Peygamberimizin savaşlarından örnekler vermiştim. Bedir Savaşı 1000 kişiye karşı 313 kişi. Yani müşrik ordusu 1000 kişiydi, Müslümanlar 313 kişiydi. Kim galip geldi? 313 kişi galip. Sayıları az. Sadece sayıca değil. İmkanları da onların imkanlarıyla kıyas dahi edilemez durumda. Atları bile yok doğru dürüst. Düşünün. Karşı taraf hep atlı. Yani her açıdan onlar Müslümanlardan güçlü. Bir yıl sonra Uhud Harbi yapılıyor. 3000 müşrikler. Müslümanlar kaç kişi? 700. 700'e 3000'e karşı 700. Kim galip? Elhamdülillah. Müslümanlar galip. Hendek Harbi 10.000 koalisyon güçleri katliamda birleşmişler. Katiller güruhu, katiller sürüsünün bir araya geldiği bir birlik. Müslümanlar da 3000 kişi. Kim galip? Müslümanlar galip. Hele bir Mute Savaşı vardır. Mute Destanı. Müslümanların Bizans ordusuyla ilk karşılaşması. Karşı taraf, kitaplarda 300 bin ifadesi var. 300 bin kişi olduklarından bahsediliyor. 200 bin var, bir de 100 bin. Ya bu akla ters diyenler var. Hadi akla bunu uyduralım. 30 bin kişi olsun. 30 binden aşağı değil Müslümanların sayısı. Müslümanlar 3 bin kişi. Kim galip? Mute Destanı bunun adı. Daha Peygamberimiz hayattayken olan bir savaş. Müslümanlar galip. Bunu anlatıyorum. Kürsüde Cuma'dan sonra bir delikanlımız, bir yavrumuz geldi. Hocam dedi, ben askeri talebeyim. Sizin dediğiniz gibi değil dedi. Biz şimdi okulda öğreniyoruz. Tabii o gencime vaktim olmadı. Çok konuşamadık. Okullarda size neyi öğretiyorlar? Yani burada imanı biz göz ardı ediyoruz. Onu anlatmak istiyorum. Amenna. Güç dengeleri gözetilecek, zamanı gözetilecek, olgunlaşması beklenecek. Hepsi tamam. Ama biz burada iman faktörünü hep göz ardı ediyoruz. Bakın 60'lı yıllarda Kıbrıs'ta bir katliam oluyor. Aynısı bugünkü Gazze'de olanların aynısı Kıbrıs'ta oluyor. O zaman bizimkiler toplanıyorlar, bir araya geliyorlar, kınıyorlar falan filan. Mangalda kül bırakmıyorlar. 60'tan sonra yine aradan 10 yıl geçmiyor, bir daha oluyor. Bak geliriz, vurarız, kırarız, ha kınadık. Bu yaptığınız haksızlık. Ancak laf ebeli, 74'te yine aynı imkanlara sahibiz. Bu sefer hükümette kim var? He? İman aklını önemseyen bir adam var. O gün başbakan yardımcısı. Kıbrıs Barış Harekatı iman aklıyla yapılabilmiş ve zulme son verilebilmiş bir girişimdir. O gün yine imanı önemseyen bir anlayış, hükümet ortağı olmayıp tamamen sosyalist, komünist, bilmem kendilerini dünyadaki gavurların ifade ettiği gibi ifade eden adamlar olsaydı yine ancak kınayacaktık, ancak eleştirecektik. Yapmayın etmeyin, birisi bu katili durdursun diyecektik. Onun için Erbakan hocamız ne demişti?
Bunların dediği anlayacağı dil neymiş? Güç demişti. Rabbimiz Müslümanlara o gücü nasip eylesin. O vizyonu, o bakış açısını nasip eylesin. Ayete geri dönüyoruz. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitabın çoğu sizin şöyle olmanızı isterler. Ne olmanızı? لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Sizi imanınızdan sonra tekrar kafirliğe döndürülmenizi çok isterler. Onlar sizi kendilerine benzetmek isterler. Bugün farkındayız veya değiliz. Her şeyimizle onlara benzemişiz. Sade adımız Müslüman. Fark bu. Sade isim. Gavurun çocuğu baby shower diye bir sapıklık yapıyor. Gavur kadın, hamile kadın karnını çeker mi? Böyle bir şey var mı? Bizim edebimizde, ahlakımızda, geçmişimizde, ananemizde, hayamızda, dinimizde, imanımızda, örfümüzde, adetimizde böyle bir şey var mı? Birinci ay karnımı görün. Bir ay kaldı, iki ay kaldı. Sanki farz bunu yapmak. Şu anda herkes bunun peşinde. Şu anda tutuklanan bir takım fenomenler var. Her şeyleri ortada, meydanda. Ne yiyor onun resmini çekiyor, videosu çekiyor, yayınlıyor. Millet de bir şey var ki bunları takip ediyor. Sapık oğlu sapıkları takip ediyor. Gavur ne yapıyorsa aynısını biz de yapıyoruz. Ya bu gavur, bunun sınırı yok. Bunun dini yok, imanı yok, utanması yok, hayası yok, edebi yok, ahlakı yok, namusu yok bunun. Sen gavur gibi olamazsın ki. Ancak bak ehli kitap, sizin de aynı kendileri gibi olmanızı çok isterler. Bunu kim bize haber veriyor? Allah'ımız haber veriyor. Gavur kulunu iyi biliyor. Gavurun ne istediğini biliyor, gönlünü biliyor. Çünkü o yaratmış. Sizin de kendileri gibi olmalarını çok isterler. Niye bunu isterler? Haseden. Sebep? Kıskançlıktan dolayı isterler. Min indi enfusihim. Kendi nefislerinden, kendilerinden kaynaklanan bir hasetten, çekememezlikten dolayı kendileri gibi olmalarınızı isterler. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Hak onlara da aşikar olduktan sonra. Onlar da hakkın ne olduğunu biliyorlar normalde. Ama onların baş edemedikleri arzuları, istekleri, nefisleri böyle istiyor. Canım böyle istiyor diyoruz ya biz. İşte o. Rabbimiz, o da gelecek. Kaç sayfa sonra ellezine ateynahumul kitabe, kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, yani Yahudiler ve Hristiyanlar. Ya'rifunehu, onlar Muhammed'imizi çok iyi tanırlar. Kema ya'rifune ebnaekum, çocuklarını bildikleri, tanıdıkları gibi onlar İslam'ı, Hazreti Muhammed Mustafa'yı çok iyi bilirler. Bilmek yetiyor mu? Yetmiyor. Madem biliyorsunuz, iman edin. Yo, işimize gelmiyor. Onun için Rabbimiz size haset ettikleri için, sizi çekemedikleri için, sizi kıskandıkları için, sizin gibi olamayacakları için hiç olmazsa sizin onlar gibi olmalarını isterler. Hak kendilerine apaçık önlerine konuldu halde. Fa'fu vasfahu. Öyleyse affedin. Ne acayip ya Rab. Yani onlardan intikam almaya ve onlara ceza vermeye kalkışmayın. Bunlar kafirdir, bunları yok edelim. Yok. Biz onların ne için çalışacağız? Hidayetleri için. Değil mi? İslam'da savaşın bile hedefi, amacı, gayesi, madem bizim gibi inanmıyorlar, öyleyse bunları yok edelim. Hayır. Savaşın İslam'daki gayesi zulmü durdurmak. Zulmün, haksızlığın önüne geçmek. İslam'daki amaç budur. Zulüm durdu mu, tamam. Size düşman bir tokat attı. Siz, ben ona iki tokat atayım diyebilir misiniz? Şuna bak ya. Cezada bile adalet.
Adam sana bir tane vurdu, ben de sana bir sağına bir de soluna vurayım da gör diyemiyorsunuz. Birinci vurduğunuz hakkınız, ikinci vurduğunuz ne oluyor artık? Sen zalim oluyorsun bu seferde. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'ye geldiğinde Peygamberimize hakaretler ettiler, iftiralar ettiler, dövdüler, sövdüler. Her türlü yola başvurdular, doğru mu? Şimdi biz olsak Mekke'yi geri alalım. Ne yaparız onları? Hepsini çivilemez miyiz duvarlara? Gelin bakayım siz. Sizi azmışlar sizi. Biz böyle yaparız. Peygamberimiz ne yaptı? Onlara sordu Peygamberimiz. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Dediler ki vallahi seni tanıyabildiğimiz kadarıyla. Kim söylüyor bunu? Müşrikler. Peygamberimizi her türlü eziyeti, her türlü ezayı, cefayı yapan kimseler bunu söylüyorlar. Vallahi Yusuf kardeşlerine ne yaptıysa biz de senin öyle yapacağını bekliyoruz. Yani affedeceğini bekliyoruz. Efendimiz ne buyurdu? Öyleyse sizi affettim ben. Yahu affedilir mi kardeşim? Bunlara hepsinin haddini bildirmek lazımdı. O zaman bizim diğerlerinden farkımız kalmıyor. İşte fark burada ortaya çıkıyor. Bakın buna rağmen Hamas, İsrail yanlısı Türkiye'deki zihniyetler onun terör örgütü olduğunu iddia ediyorlar. Türkiye'deki terör örgütlerini özgürlük savaşçısı kabul ediyor bu zihniyet. İsrail yanlısı zihniyet. Orada kendi topraklarını, kendi namusunu, canını korumaya çalışanları da terörist olarak lanse ediyor. Bugün haberlerde görmüşsünüzdür. Batı Şeria'da, Gazze'de değil. Bir adamı evine geliyorlar. Adam canlı yayın yapıyormuş böyle. İşte bize şu haksızlığı yapıyorlar, şu zulmü yapıyorlar. Adamın nereden canlı yayın yaptığını tespit ediyorlar. Eve kaç tane kudurmuş giriyor. Canlı yayın devam ediyor. Onlar farkında değiller onun. Çocuklar bir yerden bağırıyorlar, etmeyin, eylemeyin. Adamı yere yatırmış, o kudu sürüleri adama neler yapıyorlar? Canlı yayında. Bunu niye söylüyorum? Bunların muameleleri bu Müslümanlara karşı. Müslüman esirlere yapılanları bir görseniz, ne esiri? Yapılan zulümleri, işkenceleri bir görseniz. Yani ben normalde çok soğukkanlı bir adamımdır ama ben artık bakamıyorum çoğu şeye. Bir de Hamas'ın yaptıklarını görün. O esirlerine. Hep İslami ölçüler içerisinde. Onların yaptıklarını onların esirlerine yapmıyorlar. Neden? İslam bize bunu yasak ediyor. Esire kötü davranamıyorsunuz. Bedir Harbi'nde Peygamberimiz aldığı esirlere ne yaptı? Ne yaptı? Bunların kafalarını keselim. Bunları işkenceye tabi tutalım dedi mi? Ya Peygamberimize iyiliği dokunmuş olan bazı müşriklerin çocuklarını senin babanın hatırına dedi salıyorum. Çok iyiliği dokundu babanın bize. Vefaya bir bak yahu. Diğerlerine de şöyle dedi. İçinizden kim bir Müslümana veya 10 Müslümana okuma yazma öğretirse o dedi serbest. Şuna bir bak. Yine buradaki amaç ne? Onlara İslam'ın güzelliğini göstermek. Onlara insan olmanın erdemini anlatmak. İslam bu. Esir alsanız bile Peygamberimiz yediğinizden yedireceksiniz, içtiğinizden içireceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz buyuruyor. Bu nasıl bir esirlik böyle? Onun için Hamas'ın bıraktığı esirler kendileri anlatıyorlar. Bize çok iyi davrandılar. Bizim ilacımızı verdiler. Kendileri yemediler, bize yedirdiler. Niye? Sadece Müslüman olduğunu söylemek, ben Müslümanım demekten ibaret değil. Ne kadar kaliteli, ne kadar kaç gram Müslüman olduğum böyle bir yerde ortaya çıkacak. Onun için Peygamberimize Rabbimiz, onun nezdinde müminlere, fa'fu neydiniz, öyleyse affediniz. Vasfahu ayıplamaktan ve kınamaktan yüz çeviriniz. Görmemezlikten geliniz bazı eksiklerini. Adamların başlarına kalkmayınız.
Hatta ye'tiyallahu bi emri, Allah'ın emri gelinceye kadar. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allahu Teala her şeye kadirdir. Şimdi bu ayetin mealiydi. Buradaki affedin, bağışlayın, hoş karşılayın, görmemezlikten gelin. Niçin söylenmiş, neyi kastediyor? Bunu inşallah yarınki dersimizde arz etmeye çalışırız. Rabbimiz imanlarımızı muhafaza eylesin. Rabbimiz Müslümanlara bugün yaşam hakkı tanımayan bir takım zihniyetlere fırsat vermesin. Allah'ımız dünya Müslümanlarına iman gözüyle bakabilmeyi, iman gözüyle değerlendirebilmeyi, dünyayı iman gözlüğüyle okuyabilmeyi nasip ve mukadder eylesin. Allah'ımız bütün hastalarımıza şifalar ikram eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.